Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, sayfama hoş geldiniz. Bugün Instagram'da sizi takipten çıkan insanları nasıl tespit ettiğimiz hakkında bir kısa bilgi vermek istiyorum. Bunu Instagram'daki arkadaşlarımız da çokça sordular. Çünkü genel itibariyle haftada ortalama 10-15-20 takipçi gidiyor. Gelen takipçiden daha fazla giden olunca farklı yöntemlerle bunu çözmeye çalıştık. Ki çoğu arkadaşımız uygulama indiriyorlar ama uygulamalar sayfanızın çalınmasına ihtimal olanak sağlıyor. O yüzden ben buna biraz karşıyım. Hatta kendi sayfamda daha önceki sayfamı bu şekilde çaldırdım. O yüzden olay şimdi farklı bir yöntem var. Bu yöntemi ortalama bir yıldır kullanıyorum. Ve şu ana kadar sapma olmadı ve şaşırma durumu, işte olumsuz bir durumla karşılaşmadım. Tek yapmanız gereken, birazdan göstereceğim, videoyu izlerken uygulayacağınız yöntemi haftalık yapın. Yani 3 günde bir yapın veya 5 günde bir yapın. Günlük yaparsanız takipten çıktığınız insanlar yine listede olacağı için o farkı göremezsiniz. Ama bugün yaptınız, 2-3 gün sonra bir daha yaparsınız veya 4 gün sonra bir daha yaparsanız giden takipçileri rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Diğer bir husus da listede temizlik yaparken arkadaşlar engel yememek için veya kısıtlama almamak için mümkün mertebe ortalama 30 kişi, 40 kişi sildikten sonra 2 saat, 3 saat mola verip daha sonra tekrar aynı yöntemle temizlik yapabilirsiniz. Ama aynı anda 50 ve üzeri silme yaptığınız zaman veya farklı işlem yaptığınız zaman hangisi olursa olsun, ister yorum olsun, ister beğen olsun, ister takip olsun, isterse takipten çıkartma olsun, kısıtlama engel yeme durumuyla karşı karşıya gelirsiniz. Ki birçok arkadaşımızın yaptığı hata bundan dolayı oluyor. Genelde ekranlarda görüyoruz işte uyarı, bu tarihe kadar yorum yapma engeli, takip yapma engeli veya beğeni yapma engeli gibi engellerle karşılaşılabiliyor. Şimdi ben size olayı anlatayım, göstereyim. Uygulamalı olarak telefon ekranından göstereceğim. Umarım sizin için de faydalı olur. Bunu siz de kullanırsınız ve çevrenizdeki insanlara da haberdar olması için paylaşırsanız sevinirim. Video sizin için faydalı olduysa beğenip yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Sizden giden bir şey olmuyor ama yaptığınız yorum ve destekler, beğeniler benim için bir katkı söz konusu oluyor. Bunu da benden esirgemeyin lütfen. Evet arkadaşlar, şimdi ekranımızdan Instagram uygulamasına gidiyoruz. Instagram uygulamasını açıyoruz. Instagram uygulamasını açtıktan sonra profilimize giriyoruz. Profilimizde üstte gördüğünüz gibi gönderi var, takipçi var, takip var. Takip kısmına tıklıyoruz. Takip kısmına tıkladıktan sonra burada en az etkileşimde bulundukların, akışta en çok etki gösterilenler veya konu etiketleri, içerik üreticiler ve işletmeler gibi ibareler var. Onun altında sıralama yazan yeri var, varsayılan. Buraya dokunmayın, varsayılan olarak kalsın. Yapmamız gereken bu listenin en altına gitmek. Bu sizdeki takipçi sayısına göre biraz az veya biraz fazla zaman alabilir. Şimdi genelde takipçilerimiz üst sıralarda oluyor, karşılıklı takipleştiklerimiz. Ama bu takipten çıkanlar belirli bir süre sonra algoritma olarak ve sistemsel olarak direktmen listenin sonuna geliyorlar. Ve listenin sonuna geldikleri zaman da orada rahatlıkla tespit etme olanağı oluyor. Veya sizin beğendiğiniz sayfalar vardır. Sadece siz beğenmişsinizdir. Karşı taraf beğenmemiştir. Karşı tarafın beğenmediği sayfalar da burada oluyor. Mesela benim burada ekranda görüyorsunuz. Bunlar değer verdiğim alttaki üst sayfa. İlgi duyduğum sayfalar olduğu için onların takip etmese de şey yapayım. Mesela birisine bakalım. Giriyorum. Şimdi burada takipçi ve takip var. Takip kısmına bastığım zaman burada görüyorsunuz. Ben yokum. Yani veya siz yoksunuz. Burada bu kişi sizi takip etmiyor anlamına geliyor. Çıkıyorsunuz ama bu sayfayı ben değer verdiğim için takip ediyorum. Şey yapıyorum. Yukarıdakine geliyorum mesela. Ben en son temizlik yaptığım için burada şey yapabilir. Mesela şunu göstereyim. Bu şahıs beni takip etti. Ben takip ettikten sonra bir süre sonra takipten çıktı. Ama bunu fark etmediğimi düşündü. Şöyle girelim. Sayfa yenilensin. Gördüğünüz gibi burada yokum.
Ben de ne yaptım? Takipten çıktım. Yine geliyoruz. Burada bir iki arkadaşım daha var. Bunları deşifre etmek istemiyorum. Ama burada tıkladığınız zaman mesela şöyle geleyim. Şöyle yukarı doğru gelirsiniz. Buradan sıraya. Mesela şimdi bu arkadaşımız. Engelledim. Takip etti. Takip ettim. Daha sonra takipten çıktı. Gördüğünüz gibi engelleme. Yine bu arkadaşa giriyoruz. 00. Bu arkadaş da bugün yaptığım için sistem yenilememiş, güncellememiş. Engelli bir arkadaşımız. Buraya geliyorum. Tekrar takip listesine bakıyorum. Takip listesinde gördüğünüz gibi üst tarafta varım. Ha burada 7 ortak arkadaşımız var. Oraya da girerek kimleri takip ettiğini, hangi ortak arkadaşlar olduğunu da görürsünüz. Tekrar çıkıyorum. Yukarı doğru devam ediyorum. Geliyorum. Bu arkadaş da yine aynı şekilde kendini uyanık sanan insanlardan biri. Bu da yine engellemeydi. Dediğim gibi bunları bugün yaptığım için hikayede görmüşsünüzdür. O yüzden bunlar burada duruyor. Bunlar bir iki gün içerisinde temizlenirsinler. Sizin sayfanızda da ancak o zaman düşüş olur. Şu anda ilk yaptığınız engellemede takipçi sayınız yine 2174 olarak veya 3000 ise 3000, 5000 ise 5000 şeklinde olur. Bir iki gün sonra bu güncellenir. İşte kaç kişi silip engellediyseniz, çıkarttıysanız o zaman o kadar sayı buradaki iki takipçi sayınızdan düşer. Yine aynı şekilde bakıyorum. Mesela 6996 takip var. Tıklıyorum. Bakıyoruz burada Osman veya GPK foto olarak var. O yüzden şey yapayım. Bu şekilde böyle listeyi yukarı takip edebilirsiniz. Zaten listelerde görünmeye başladığınız zaman ondan sonraki kişiler arasında genelde varsınızdır. Yani çok fazla zaman almaya gerek yoktur. Bu uygulama herhangi bir ücret istemiyor. Herhangi bir çalınma riski yoktur. Hesabınızın çalınma veya başkalarının eline geçme durumu yoktur. Arkadaşlar durum bundan ibaret. Umarım işinize yarar. Ben dediğim gibi bir yıldır bu şekilde görüyorum. Hatta sürekli takipçilerim bunun farkındadırlar. Ben ara ara temizlik yapıyordum. Ortalama 1000 kişiye yakın bu şekilde sildim. Ama dediğim gibi bunu azar azar yaptım. Sistem beni denetim altına alıp engellemesin veya kısıtlama yememek adına bunu kısa kısa yaptım. Basit, kolay, pratik bir çözüm. Hesabınızın çalınma durumu yoktur. Böyle bir durum söz konusu yoktur. Güvenli bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken video içerisinde de başında da dediğim gibi seri olarak 30-40'dan sonra 50-60 gibi takipçi çıkarma durumu yapmayın. Yoksa yine kısıtlama yersiniz. Zaten kısıtlamalardan dolayı da kanalınız veya sayfanız sorun yaşayabilir. Buna dikkat ettikten sonra gün içerisinde 30-40 kişi, 50 kişi silerek bir iki haftada, bir kaç gün içerisinde gereksiz insanlar çıkartırsınız. Zaten belirli bir düzen aldıktan sonra çok fazla olmaz. Haftada bir göz attığınız zaman 5-10 kişi olur. Onları temizler, yolunuza devam edersiniz. Gereksiz insanlar için de başınızı artmaya gerek yoktur. Çünkü genelde kendini uyanık zanneden insanlar oluyor. Beğeniyor, takipten çıkıyor. Sanki yanına kar kalmış gibi düşünüyor. Ben de bu durumda bazen hatta tepki de alıyorum. Ben diyorum değer veren değer görür. Herkesin sayfası değerlidir. Herkesin sayfası özeldir. Kimse kimseyi enayi yerine koymasın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.